Tiyatromuza tarih konuşmalarının üçüncüsünü yapıyoruz. Türkiye Tiyatro Vakfı tarafından düzenlenen. İlk oturumumuzda Afife Jali'nin Mezarının Peşinde diye bir oturumumuz olmuştu. Sayın Boğaz Çalgıcıoğlu bize sunum yapmıştı. İkincisinde Rivka Bihar Kula oyunu ile ilgili Sefarat Yahudilerin tarihini anlatan bir sunum yapmıştı bize. Bugün şimdi üçüncü oturumumuzdayız. Bugün Nezihe Muhittin'in tiyatro oyunlarında kamusal, bireysel tarih yazımı ile ilgili Sayın Esra Dicle bizimle birlikte olacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Nazik sunumunuz için ve bu hava şartlarında buraya geldiğiniz için ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Nezihe Muhittin tabii Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde Türkiye'de kadın hareketinin bir geleneğinin oluşması, bir hafızasının, bir yönteminin oluşmasında çok önemli isimlerden bir tanesi ama çok uzun süre hem bu kadın hareketinin tarihinin yazımında hem edebi alanda verdiği üretimle, yazdığı romanlar, hikayeler ve tiyatrolarla unutturulmuş isimlerden bir tanesi. Bugün Nezihe Muhittin'in tiyatro oyunlarına, bulabildiğimiz, ulaşabildiğimiz tiyatro oyunlarına biraz şöyle yakından bakıp yazıldığı dönemde, yazıldığı mecrada, çünkü dergilerde yayınlanan oyunlar bunlar. Bulunduğu ortamı nasıl yorumladı, tanık olduğu tarihsel dönemin resmi tarihine nereden baktı, nerede katıldı, onunla ne zaman, ne şekillerde çatıştı, kurmaca metinleriyle, tiyatroyla aslında kendi tarihini ve tanık olduğu dönemin tarihini nasıl yazdı, biraz onları ele alıp şöyle birlikte düşünmek istiyorum açıkçası. Şimdi Nezihe Muhittin'in tiyatro oyunları dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Nasıl bir külliyattan bahsediyoruz? Hangi eserlerden bahsediyoruz? Aslında çok kolay tanımlayabileceğimiz, sayısını söyleyebileceğimiz, isimlerini söyleyebileceğimiz, böyle listeleyebileceğimiz rahatlıkta konuşamıyoruz Nezihe Muhittin'in pek çok eserinden. Çünkü Nezihe Muhittin'in kendisi 60'a yakın romanı olduğundan bahsediyor ama Yaprak Zihnioğlu'nun 4 ciltlik çok önemli çalışması, bütün eserlerini bir araya topladığı 4 ciltlik seride 16 tane oyun var. İşte 300'e yakın hikayesi olduğu biliniyor. Kendisi ondan fazla tiyatro oyunu yazdığını söylüyor. Ama elimizde olanlar, hatta isimler bile bunlarla paralel, tutarlı veriler oluşturmuyor. Şimdi Yaprak Zihnioğlu'nun Kadınsız İnkılap kitabı Nezihe Muhittin'le ilgili 2003'te çıkmış, 20 sene önce çıkmış. Nezihe Muhittin'le ilgili ve Osmanlı Cumhuriyet döneminin kadın hareketiyle ilgili en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi. Orada Nezihe Muhittin'in iki tane oyunundan söz ediyor. Florya Opereti ve Zamane Kızları. Bu Zamane Kızları'nın ne olduğu ile ilgili bilgimiz yok. Başka bir kaynakta da rastlamıyoruz bu veriye. Dolayısıyla elimizde bir metin de yok ama Florya Operetini biliyoruz, sahnelendiğini biliyoruz, ilanlarını görüyoruz gazetelerden. Nezihe Muhittin'in kendisi Florya Operetinin Kaprisli Kadınlar Opereti olduğunu söylüyor. Bu işte 1936'da Akşam Gazetesi'nde Hikmet Feridun Es'e verdiği bir röportajda o sırada Florya Operetinin sahnelerde olduğunu öğreniyoruz ve bu oyundan bahsederken de aslında biraz böyle şey, parodik bir metin olduğunu anlıyoruz. Bir operetin aslında güncel olaylarla ilgili olması gerektiğini, güncel problemlere eğilmesi gerektiğini söylüyor. Ve çağımızın en önemli problemlerinin de işte böyle bir kadınlık, permaya düşkün, makyaja düşkün, modanın peşinden koşan, şişli hanımefendileri dediği bir modelle anlattığı kadınlık durumları olduğundan söz ediyor. Hatta o röportajda işte şey diyor, yani bir perma uğruna
ne kavgalar çıkartan, efendim işte canı sıkıldı mı ya da işine gelmedi mi ayılıp bayılan, bilirsiniz diyor bizim kadınlarımızın numaradan bayılmaları vardır diyor. Hatta Hikmet Feridun şey diyor, öyle mi diyor, hani kadınlar numaradan mı bayılır? Tabii ayol diyor, yani %60'ı numaradandır, bundan haberiniz olsun diyor filan. Şimdi orada zaten böyle bir şeyi anlıyoruz. Tam o dönemler kendisinde böyle bir mürtet feminist olarak tanımladığı dönemler. Dolayısıyla aslında benimle konuşmak isteyen, mesela tam da o röportajı verdiği sırada kendisiyle görüşmek isteyen feminist kadınlar olduğunu, röportaj yapmak istediklerini öğrenince, ah diyor benim feminizmden çıkalı kaç sene olduğumu bilseler acaba gene benimle konuşmak isterler mi falan diyor o röportajda. Birazdan ondan zaten bahsedeceğim. Dolayısıyla o röportajın içinde duyuyoruz Fleury Operet'in sahnelerde olan bir oyun olduğunu. İşte tam da bu röportajın başında Hikmet Feridun Es, Nezihe Muhittin'in tiyatro faaliyetlerinden söz ederken, yani bir mevsimde 7 tane oyunu hepsi sahnelerde diyor. Bir Anadolu Yakası'nda, bir Beyoğlu'nda, nereye gitseniz Nezihe Muhittin'in bir oyununa sahnede rastlıyorsunuz diyor. Fakat bu oyunların hangileri olduğunu bilmiyoruz. Yani bir sezonda, bir mevsimde sahnelerde 7 tane oyunu olduğunu buradan anlıyoruz ama hangi oyunlardan söz ediliyor? Bununla ilgili bilgimiz yok. Bu Serdar Soydan'ın bir yazısı var. O da Nezihe Muhittin üzerine çalışan isimlerden bir tanesi. Şimdi şu 3 gazetedeki bilgiler Serdar'ın söylediği, aktardığı bilgiler. 1940'ta Yarımay'a verdiği bir röportajda 4 tane oyunundan söz edildiğini söylüyor. Zelzele, Bir Rüya Gördüm, Fleury Opereti. Bunların üçünde metni yok ama üçünde sahnelendiği söyleniyor burada. Diğeri Kadınlar Kulübü. Kadınlar Kulübü benim de bugün bahsedeceğim. Karikatür Dergisi'nde tefrika edilmiş 6 sayı bir oyun. 1941'de Son Posta'da 2 oyunundan daha bahsediliyor. Şair Nedim'in Aşkları ve Bahar Opereti diye. Bunların da dediğim gibi metinleri yok. 1952'de Akşam'a verdiği bir röportajda ondan fazla oyun yazdığını söylüyor. Şehir Tiyatroları arşivinde 3 tane oyun var. Şehir Tiyatroları'na oyunlarını göndermiş fakat bu oyunların reddedildiğine dair notlar var. Gene metinleri bilmiyoruz. Teneşir Tozu, Fani Tanrılar ve Yalan Oyunu. Bir de kendisini çıkarttığı 2 sene boyunca Türk Kadın Yolu dergisinin son 2 sayısında Gamlı Gönüller diye yarım kalmış bir şeyi var, oyunu var diyelim. Şimdi esas benim bugün konuşacağım metinlerse aslında çok bambaşka bir şekilde, yani Nazım Hikmet'in bir oyununu ararken Muhit Dergisi'nde karşıma çıkan oyunlar. Arşiv işi biraz böyle, yani bir yerden ipi çekiyorsunuz, ondan sonra iple beraber bir sürü şey takılmış olarak geliyor. Yok şimdi değil, benim şu an Nazım'la uğraşmam gerekir diyerek bir kenara bıraktığım metinlerdi bunlar. Dolayısıyla aslında şunu da söylemiş oluyoruz ki Muhit Dergisi 1928 ve 1933 arası 55 sayı çıkan aylık bir dergi, aralıksız çıkmış bir dergi. O dönemin aslında Kemalist bir sosyal mühendislik projesinin uzantısı olduğunu söyleyebileceğimiz bir dergi. Çünkü dergileri incelediğiniz zaman, içeriğine baktığınızda, kapaklarına bile baktığınızda öncelikle aileyi, ardından toplumu, bütün o modernleşme sürecinde sahip olması gereken değerlerle inşa etmeye yönelik bilgilendirici metinlerin de olduğu, yurt dışındaki yayınlardan, dergilerden çeviri metinlerin de olduğu, yurt dışı haberlerinin de olduğu, roman, tiyatro tefrikalarının da olduğu bir mecradan bahsediyoruz. İşte buraya Nazım da yazmış, Nezihe Muhittin de yazmış, Yakup Kadri de yazmış. Dolayısıyla bir çekirdek bir yazar kadrosu yok ama aslında herkese de açık bir taraftan, özellikle bu roman, tiyatro, öykü tefrikalarının içinde dönemin yazarlarının hepsinin eserlerini bulabiliyoruz. Ama İdeolojik olarak baktığımızda Muhit Dergisi o zaman 1920'ler, 30'lar boyunca var olan diğer pek çok dergi gibi resmi tarih yazımına, resmi ideolojiye, onun tahayyül ettiği toplum tipine, işte vatandaş modeline, kadın erkek rollerine, aileye dair bütün tasarruflarını içeren bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Burada Nezihe Muhittin 3 tane oyunu var ve zaten resimli Aylık Aile ve daha sonra 47. sayıdan sonra ve Mektep
mecbası diye geçiyor. Bu çıkartan Ahmet Cevat Emre. Ahmet Cevat Emre de zaten kadınlık üzerine yazıları ve kitapları olan, kadının Cumhuriyet'le beraber hem sosyal statüsünün, hem ev içindeki ve toplumsal alandaki konumunun, hem eğitiminin, hem donanımının geliştirilmesi için böyle bayağı yol, yöntem ve tartışmalar içeren metinleri, yazıları ve sürekli bir faaliyeti var. Dolayısıyla zaten Abdülhamit döneminde sürgünde olan, Cumhuriyet dönemiyle beraber resmi görevler almaya başlayan bir isim. Dolayısıyla resmi ideolojiyle bağlantısı da sıkı. Aslında bir komünist dönemi var, komünist sempatizanı olduğu bir dönem var. Ama işte 25'ten sonra biraz kendini çekiyor. Çünkü Komünist Parti kongrelerine katılıyor, yakından takip ediyor, yazılar yazıyor filan. Ama 25'ten sonra biraz ürkmüş olmalı. Çekiyor kendisini. Fakat sonra zaten Türk Dil Kurumu'nda görev alıyor, milletvekili yapıyor filan. Yani hep o ana damarın içinde kalmış biri. Dolayısıyla onun çıkarttığı bir dergide de dönemin Kemalist tahayyülünün dışında bir içeriğin olmasını zaten çok fazla beklemiyoruz. Dediğim gibi burada yazan yazarlar içinde Yakup Kadri Şevket Süreyya, Mehmet Şevki de var ki bunlar daha sonra Kadro dergisini çıkartacaklar zaten. Şüküfe Nihal, Nezihe Muhittin, Halide Nusret, Feyziye Abdullah, Güzide Sabri gibi isimler de var. Kadın yazarlar da var. Dediğim gibi bunlar sürekli yazarlar değiller. Fakat hepsinin yazılarını bu 55 sayının içinde görebiliyoruz. Kurmaca yazılarını daha çok gördüğümüz yazılar ya da işte böyle bir işte makale formatındaki kısa yazılar olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada bazı derginin sabit bölümlerinin başlıklarını şöyle bir hızlıca sıralamak istedim. Derginin içeriğini görmemiz çünkü nasıl bir söylem ürettiğini, nasıl bir toplum ürettiğini, nasıl bir aile modeli ürettiğini görmek, Nezihe Muhittin'in burada yer alan oyunlarıyla o söylenme nasıl bir ilişki kurduğunu görmek açısından da önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz şöyle derginin içeriğine baktığımızda bunlar sabit bölümler. İşte Büyük Gazi'ye dair, Büyük Türk İnkılabı'na dair, büyük adamların hayatı, aile eğlenceleri, aile bahçesi, güzellik ve sıhhat, beden terbiyesi, çocuk bakımı, şen çocuklar, çocuk eğlenceleri, gençliğe dair, ev hanımının sahifesi, el işi, moda, yemek tarifleri ve roman tiyatro tefrikaları. Şimdi bunların içinde bu yazılara baktığımızda zaten aylık aile ve mektep mecbuası ibaresiyle çok uygun bir içerik görüyoruz aslında. Bu derginin muhatabı evli kadınlar ve anne olma potansiyeli olan kadınlar. Dolayısıyla ailenin içinde tanımlanmış, ailenin içindeki anne ve eş rolüyle muhatap alınan bir kadınlık biçiminden bahsediyoruz. Burada kadınların nasıl giyineceğinden, yani saçlarını hangi şekillerle, hangi moda şekillerle kestireceğinden, nasıl makyaj yapacağından, sonbahar, kış, ilkbahar, yaz modasından, nasıl yemek yapacağından, çocuklarına nasıl bakacağından, nasıl annelik edeceğinden tutun da eşlerine karşı vazifelerine kadar çok daha domestik, ev içi pozisyonları üzerinden tanımlanmış bir rehberlik söz konusu. Bir de bu görsellere bak, çünkü musavver bir dergi, bu resimli bir dergi ve görsellere baktığımızda da fark ettiğimiz şeyler çok Avrupa'yı imajlar. Yani kadın figürleri de, erkek figürleri de, kılıkları, kıyafetleri, çocuk figürleri, tasarlanan aile hepsi yabancı dergilerden alınmış resimlerle oluşturuluyor. Dolayısıyla aslında bir modernleşme idealinin görsel temsilleri ve buna yönelik bir işte rolün oluşturulması için önemli bir platform olduğunu bu şekilde görüyoruz. Hatta şey bölümü var, yani Avrupalı dahiler çocuklarını nasıl yetiştirdiler, işte Avrupalı dahiler nasıl yetiştiler filan gibi çocuk yetiştirmede çocuğun eğitiminde annenin rolünün, işte mutlu bir ailenin sahip olduğu değerlerin neler olduğunun, kadının erkeği, erkeğin kadına karşı vazifelerinin falan böyle uzun uzun tanımlandığını, hatta bu tür konularda anketler düzenlendiğini görüyoruz. Yani eşinizde sizi rahatsız eden şey nedir sorusu kadına da erkeğe de sorulmuş. Eşinizde sizi en çok mutlu eden şey nedir sorusu kadına erkeğe sunulmuş. İşte yemek tarifleri bölümleri var ve evin en büyük saadetini temin eden şeyin bir erkeğin daha evin kapısına girdiği anda, kapısına yaklaştığı anda içeriden yemek kokusunu duyması ve o yemeğin dünkü yemek olmaması olduğu söyleniyor. Dolayısıyla müthiş bir şey, yani evden başlayan ve tabii ki topluma açılan bir
organizasyonun içinde kadın. Tabii Muhit yani bu dönemin canlı, sayısal olarak canlı bir dergicilik ortamı var. Yani kadro da çıkıyor bu dönemde. Efendim işte Yeni Mecmua gibi, Milli Mecmua gibi, Yücel gibi, Varlık gibi, Halk Evleri'nin yayın organı olan Ülkü gibi, Milliyetin Bakanlığı'ndan çıkan Hayat gibi çok merkezden üretilmiş, daha denetimli ya da işte Meşale gibi Cumhuriyet'in hem estetik politikalarıyla hem sosyal politikalarıyla hem eğitim politikalarıyla uyumlu bir çevrenin, bir yayın platformunun bir mecrası Muhit'te. Dolayısıyla aslında sayısal olarak çoğul ama söylem olarak çok fazla çatlamamış, çok fazla çeşitlenmemiş bir ortamdan söz ediyoruz. Şimdi bu ilk sayısı derginin ve ilk sayısı zaten hani şurada da gördüğünüz gibi bütün sayıda böyle zaten. Hem eski alfabeyle hem yeni alfabeyle çıkıyor sadece ilk sayısı. Ondan sonra tamamen Latin harfleriyle çıkmaya başlıyor. Zaten Kasım 1928 sayısı bu. Şimdi burada üç tane oyunu var Nezihe Muhittin'in. Bir tanesi Talih'in Bir Cilvesi oyunu. Yani bu oyun zaten bunlar dergi sayfasıyla 4-5 sayfalık uzunlukta olan oyunlar. Hepsi tek perde. Neredeyse tek bir sahne gibi kurulmuş oyunlar zaten. Çok çetrefil değil, çok böyle derinlikli olay örgüsü olan oyunlar değil. Bu da zaten yani üç oyunun içinde en mizahi diyebileceğimiz böyle sabun köpüğü bir içerik. Bütün varını yoğunu har vurup harman savurduğu için yoksulluğa düşen, evinden atılmak zorunda, evinden atılmak üzere olan, işte evleri tam takır, bu zorluktan kurtulmak için hazır para bekleyen bir aile, dört kişilik bir aile var burada. Ve tam eşyalarını toplayıp artık evlerinden atılacakken oğluna Milli Piyango'dan zamanın parasıyla 30 bin lira çıktığı öğreniliyor. Ve o zamana kadar onları yoksul oldukları için, yani artık düştükleri için, servetlerini kaybettikleri için tahkir eden herkes etrafında fır dönmeye başlıyor gibi aslında klasik bir şey, mizahi bir malzemeyi bildik bir yolla işleyen, aslında çok da özelliği olmayan bir oyunu. Bunu sona bırakıyorum. Ana aşkı oyunu var. Şimdi işte bu biraz Nezihe Muhittin'in bu kadar annelik rolü üzerinden, evli kadın üzerinden tanımlanmış bir kadınlık rolünün üretildiği bir mecrada bulunmasını benim şahsen önemsediğim iki oyunundan bir tanesi. Çünkü annelik üzerine ikisi de. Ana aşkı biraz daha, yani sanki bu dergilerde görünürlüğünü sağlamak için yazdığı ilk oyunlar çok suya sabuna dokunmayan ve beklentiyi de karşılayan oyunlar gibi gözüküyor. Ana aşkında da aslında zamanında eşini aldattığı ithamıyla evinden ve çocuğundan uzaklaştırılmış bir annenin kızı evlenmek üzereyken kızının isteğiyle düğüne çağrılması ve aslında işte kadının elinde bulunduğu zannedilen, ihanetin belgesi olduğu düşünülen o aşk mektuplarının süt kardeşinin hürriyet aşkıyla, çünkü bunlar meşrutiyetçiymiş ve o zaman bir sır olarak süt kardeşinin bir devrimci olduğunu saklaması gerekiyormuş. Bu nedenle mektupların kimden geldiğini ve içeriğini açıklamamış. Yani bir sırrı süt kardeşinin mücadelesine destek vermek için, zaten ben de ateşli bir hürriyet perverdim diye açıklıyor bunu. Yani o mektuplakiler beşeri bir aşk değil, bir özgürlük aşkının nameleriydi, cümleleriydi, yanlış anladınız diyerek o gün o sırrı açığa çıkartıyor. Çünkü artık o dönemler geçmiştir ve artık durum bir sır olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla aslında kadının namusu onaylanmış olur. Ve kızıyla kavuşması için de tekrar hakkını elde etmiş olur ve bir aile saadeti öykünün sonunda kötü bir durumdan iyi bir duruma geçilerek tesis edilmiş olur. Bu da aslında klasik bir kadın onuru, kadın iffeti üzerinden kurulmuş annelik rolünün söylemiyle çok pekişen, aslında önce mağdur edilen, daha sonra aslında yüce bir ideal için kendini feda etmiş, çocuğundan ayrı kalmayı göze almış bir kadın olarak çizilmesiyle fedakarlık, onur, iffet,
hepsi annelik, hepsi kadınla beraber aklımıza gelen kavramlar şeklini alıyor. Fakat esas konuşmak istediğim vicdanların emri oyunu. Bu çok ilginç bir oyun. Çünkü bir mahkemede geçiyor ve bir konusu ana katli. Yani Hatice Müjgan Hanım yatağında bir hançerle öldürülmüş olarak bulunuyor. Başında da hançeri tutan, elleri kanlı oğlu Masum yakalanmıştır. Eylemi yaparken görülmemiştir ama o vaziyette, o resmin içinde, yer aldığı içinde katil olduğu düşünür. Tabii Masum hiç konuşmadığı için işin gerçeğini de bilmeyiz. Ve bu bir mahkeme sahnesidir. Bütün oyun boyunca aslında alt metinde sürekli akan şey, bir anne evinin içinde, yatak odasında, yatağında öldürüldü. Şimdi bunun dehşeti aslında oyun boyunca bizim duyduğumuz bir şey. Ama mahkeme heyetine, mahkemede dinlenen tanıklara, efendim işte savcıya, savunma vekili de filan baktığımızda hepsinin erkek olduğunu görüyoruz zaten. Ve öyle bir mahkeme sahnesi kuruluyor ki herkes Masum'un lehine ifade veriyor, şahitlik yapıyor. Onun ne kadar masum, ne kadar erdemli ve işte karıncayı bile incitmeyecek, neredeyse böyle bir meleksi, ilahi bir figür halinde savunulduğunu görüyorsunuz. Sonra oyun devam ederken şey diyorsunuz, bu mahkeme suçluyu bulma mahkemesi değil de oğlanı aklama mahkemesi gibi işliyor aslında bir taraftan. Dolayısıyla bütün konuşanların erkek olması, erkeğin erkeğe şahitliği, elinde hançerle üstü başı kan içinde bulunmuş bir oğlun kurtarılması için harcanan efor, suçlunun bulunması motivasyonundan daha yüksek duyulmaya başlıyor hikayenin içinde. Bir de tabii çok gotik bir şey bu, yani ana katli konusu. Çünkü zaten romanlarında falan da gördüğümüz bir tondur bu, gotik ton. Çünkü hikayeyi biraz daha o reel dünyanın dışında bir yere çektiği zaman daha cüretkar bir şekilde tartışma imkanı da bulmuş oluyor. Buradaki gotik belki mekansal bir gotik ton değil. Yani bir şatoda geçmiyor ya da fırtınalı bir ormanda geçmiyor ya da karanlık dehlizlerde, mağaralarda geçmiyor hikaye. Ama bir mahkeme salonunda geçiyor ve ana katli gibi, ev içi şiddet gibi, işte ensest gibi ya da aile sırları gibi gotiğin tematik olarak barındırdığı meseleleri de barındırıyor bir taraftan. Sonra biz burada herkesin şahitliğine, herkesin olumlu şahitliğine rağmen sonuçta elinde hançerle annesinin cesedi başında bulunmuş bir oğuldan bahsediyoruz. Oğul tam mahkum edilecekken babası ortaya çıkıp yani evet benim oğlum suçludur ama hani sorun neden suçludur, neden öldürmüştür der gibi bir müdahaleyle şeyi söylüyor. Yani aslında anne, o onun öz annesi değildir. O onu büyütmüş bir kadındır, fedakarlıkla büyüttü, emekle büyüttü. Biz bunu bir süre sakladık ama ondan sonra söylemek zorunda kaldık. Oğul da bunu kaldıramadı ve anasını öldürdü diyor. Şimdi buradaki önemli şeylerden bir tanesi sırrın açığa çıktığı anda kadının erkek şiddetine uğrama nedenlerinin ortalığa yavaş yavaş saçılmaya başlaması. Çünkü ne olursa olsun orada bir sır vardı. Yani bir çocuk annesini neden öldürmüş olabilir sorusunun bir cevabı yoktu. Babanın müdahalesiyle şunu anlayabiliyoruz. Yani demek ki bir çocuk kendisini fedakarca, sevgiyle, ilgiyle, ihtimamla büyütmüş bir kadının annesi olmadığını öğrendiği anda onu öldürebilir demek ki. Öyle bir şey duyuyoruz birden. Çünkü baba bunun böyle olduğunu varsayıyor. Sonra mahkeme bu bilgiyle tekrar karar verecekken şey çıkıyor ortaya, bir başka şahit çıkıyor ki o da Server diye bayağı şey diyor, ben Server, ben bir serseriyim diye tanıtıyor kendini. Ben Server isimli bir serseriyim ve bu faciaya bir nihayet vermek istiyorum, işin gerçeğini size açıklayacağım diyor. Server aslında bu Hatice Müjgan Hanım kendisinden yaşça çok daha büyük çocuklu bir adamla evlendirilmeden önce Server'le birliktelermiş. Bunlar aşıklarmış ve Server aslında terk edilmeyi hazmedemediği için Hatice Hanım'ı öldürdüğünü itiraf ediyor. Fakat şu sözlerle itiraf ediyor. Diyor ki biz o genç kadınla çocukluğumuzdan beri sevişiyorduk.
O da fakirdi, ben de fakirdim. O kadın anasını babasını açlıktan kurtarmak için hislerini feda etti. Huzurunuzda ölen bu ihtiyarla, bu arada tabii şeyi atladım, affedersiniz, bu ihtiyar olarak tanımlanan baba, gerçeği açıkladıktan sonra oğlumun idam edilişini ben göremem deyip kendisini vuruyor. Ve mahkeme devam ediyor. Yani adam burada ve Server diyor ki şu işte huzurunuzda ölen bu ihtiyarla evlenmeye razı oldu. Ben kendime söz anlatamayacak kadar deli oldum. Onu demirleri eritecek bir ateşle seviyordum. Her şeyden ve herkesten kıskanıyordum. Cahil bir insandım Reis Bey. Kendimi kullanacak, hislerime hükmedecek bir tahsil ve terbiyem yoktur. Titizlik, cahillik ve bu sonsuz ateş beni nihayet katil yaptı. Bu da aşk cinayeti. Dolayısıyla erkeğin şiddeti için hep bir nedeni var. Hep bir geçerli nedeni var. Ve aslında bu hane içinde, yani aslında o dişileştirilmiş alan içinde, aslında kadına ayrılmış ve kadın içinde güvenli kılınmış bir alan içinde kadının öldürülmesi, kadının oğlu tarafından öldürüldüğünün düşünülmesi ve bunun aslında bir ihtimal olarak mümkün olması, eski aşığı tarafından öldürülmüş olması gerçeğinin ortaya çıkması falan. Bunların hepsi aslında bir taraftan, yani vicdanların emri bize oyunun sonunda gerçek suçlunun bulunması ve cezasını çekmek üzere yakalanması, gerçekten masum olan bir oğlun beraat etmesi gibi bir sonla sanki katartik bir etki yaratıyormuş gibi yapıyor. Fakat ben burada Nezihe Muhittin'in tam da aslında bu kadar sevilen iyi bir anne, iyi bir eş, fedakar bir kadın olarak çizilen Hatice Müjgan'ın öldürülmüş olduğu gerçeğini unutturmuyor. Dolayısıyla oyunun sonunda biraz böyle düzmece bir katartik durum var. Düzmece bir vicdanların tatmin edilmesi hali var. Bu sadece suçlunun ortaya çıkıp yakalanması ile giderilen bir şey olmuyor. Çünkü Hatice Hanım'ın evinde, o dişileştirilmiş alan içinde anne ve eş rolünü layıkıyla ifa ettiği gerçeğinin yanında öldürülmüş olduğu gerçeğini de barındırıyor. Dolayısıyla burada bir yapıyı söktüğünü düşünüyorum Nezihe Muhittin'in. Tam da böyle bir mecrada, yani modern anne, modern kadın, modern eş, bütün o modernleştirici söylem, kadını özgürleştiren söylem, kadını hem evin içinde hem kamusal alanda yeniden tanımlayan bir Cumhuriyet modernleşmesi, hatta belki daha geriye gidersek Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinin içinde kadının erkek tarafından erkeğin şiddetine maruz kalarak öldürüldüğü gerçeği bir devamlılık olarak çıkıyor karşımıza. Bir taraftan da işte bu mecranın içinde, muhitin içinde bu oyunun varlığının çok yapı sökümcü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle çok teknik olarak iyi bir oyun olmasa da, zaten buna kalkışmasa da, bu gerçek gerçeküstü, böyle çok kamusal özel, işte biraz fantastik gotik, biraz ama çok real çizgisinde dolaşarak çok cüretkar bir şey yaptığını düşünüyorum. 1929'da, yani Medeni Kanun yeni çıkmış ve tabii şey zamanları, yani şimdi birazdan bahsedeceğim, Kadınlar Birliği'nden de uzaklaştırıldığı bir zamana denk geliyor bu. Şimdi diğer oyunu Karikatür Dergisi'nde yayınlanıyor. Bu Karikatür Dergisi Sedat Simavi'nin çıkarttığı bir dergi. Bayağı uzun süre yayınlanan 1936-1948 arası 640 sayı bir siyasi mizah dergisi. Yani biraz o ay dedelerden, akbabalardan gelen bir siyasi mizah geleneğini sürdürdüğünü de görüyoruz. Şimdi tabii ama yine çok merkezden üretilmiş. Yani merkez dediğim resmi ideolojinin kendi içinde. Çok ona yönelmemiş bir siyasi mizahtan söz ediyoruz. Daha çok muhalifleri ve dış dünyada olan siyasal gelişmelere yönelmiş bir mizah var burada. Belirli bölümleri, Avrupa karikatürleri var, dedikodu kısmı var. Bunlar genelde gerçekten böyle kurmaca ya da gerçek magazinleştirilerek verilmiş haber kısımları. Fıkralar var, kulaktan kulağa, Ankara mektubu birazcık Ankara ve siyasi dedikodular barındıran kısım. Akıl hocası biraz böyle Güzün abla tarzı bir bölüm. Tombul teyze bir karakter, fiziksel olarak da davranışsal olarak da abartılmış, böyle farsa yakın
özelliklerle çizilmiş. İşte çok minyon bir kocası olan ama kendisi çok iri yarı. Dolayısıyla bütün karikatürler de ve onunla beraber çok tabii ki dominant, ev içinde de dominant, sosyal hayatta da dominant bir kadın. Daha çok karikatürlerde gördüğünüz, takip ettiğiniz şey Tombul teyzenin bir farz karakteri gibi daha çok beden komiğiyle ortaya çıkan durumların resmedildiği anlar. Ve burada tabii Tefrika bölümü var karikatür dergisinde. Genel yani Nezihe Muhittin'in Kadınlar Kulübü dışında Tefrika bölümünde sadece roman tefrikaları var. Sadece tiyatro tefrikası Nezihe Muhittin'e ait. Onun dışında gördüğümüz Kemal Tahir'in Aşk Çetesi, Mahmut Yesari'nin Keskin Sirke, işte Ragıp Şevki'nin Nasrettin Hoca'nın Gençliği, Ercüment Ekrem Talun'un Çömlekoğlu ve Ailesi gibi roman tefrikalarına rastlıyoruz bu şeyde, dergide. Nezihe Muhittin'in karikatürde, bu da işte bazı kapakları, bu son sayısının kapağı. Şimdi Nezihe Muhittin portreler bölümünde yer almış ve tabii çok hayırla yer almamış biri. Yani o siyasi mizahın hedefi olarak daha önce, 1-2 yıl önce dergi ilk çıkmaya başladığı dönemlerde bayağı tiye alınmış bir bölüm içinde yer alıyor dergide. Yani dergideki ilk zuhur etmesi eleştirinin hedefi olduğu bir bölümle. Şimdi burayı ben yani biraz okumak istiyorum açıkçası. Derginin mizahının tonunu, yönünü, içeriğini, üslubunu da ortaya belki biraz daha netleştirebilmek için. Portreler kısmında ele alınan her karakter hicvediliyor. Ve bunlar anonim imzalarla yayınlanıyor. Burada da Fırça diye birinin imzasıyla Nezihe Muhittin için bir bölüm ayrılmış. Şöyle bazı yerlerine değinerek geçeyim. Mesela diyor ki şair mahbubuna bakmış. Bakmış da kız mısın, oğlan mısın? Be kafir demiş. Ben de şu resme, şu şimdi sizin gördüğünüz resme baktım. Baktım da er misin, hatun musun kafir dedim. Dilim kaydı, diyiverdim bunu. Nasıl demeyeyim ki Nezihe Muhittin bayanın resmini değil, kendini de görenler bir bakışta cinsiyetini kestiremezler. Duruşu erkek, konuşuşu erkek, yürüyüşü erkektir. Kadınlığı çenesinin kuvvetinde, hem cinslerini çekiştirmekte duyduğu zevkindedir diye devam ediyor. Çok konuşmasını, uzun uzun söylemesini sevmez. Odaya girer, oturmaz. Duracak değilim, şöyle ilişeyim der ve dediği gibi yapar. Masanın bir kenarına ilişir ve tam 3,5 saat 52 dakika 40 saniye anlatır diye devam ediyor. Nezihe Muhittin psikologtur. Konuştuğu zaman dinleyenlerin sıkıldıklarını anlar. Eğer muhatapları erkekse kadınlık namına onlardan hınç almak için konuşur. Eğer muhatapları kadınsa erkeklik namına onlardan hınç öç almak için konuşur diye devam ediyor. Ve Kadınlar Birliği kendini feshetti. O iştirak etmedi. Beynelmiler Kadınlar Kongresi İstanbul'da toplandı. Ve o artık kadınlık işleriyle meşgul olmayınca kadınlara mebusluk hakkı verildi. O bunlara çok memnundur. Mebusluğa namzetini koydu. Bu işin ilk temelini ben attım dedi. Fakat seçilemedi. İntihap olunamadı. Şimdi de olanlara daha beter olsunlar diyor. Şimdi bu böyle bir yazının yayınlandığı bir dergide oyunu 45 ve 50. sayılar arası 6 sayı boyunca yayınlanacak. Bunun haberi demin konuşmanın başında da bahsettiğim Akşam Gazetesi'nin 15 Nisan 1936 tarihli sayısında ilan ediliyor. Hikmet Feridun Es'in Nezihe Muhittin'le yaptığı bir röportaj. Bu röportajda Nezihe Muhittin hem işte o demin bahsettiğim Florya Operetinden söz ediyor. Hem Kadınlar Kulübü oyununu yazdığını ve bunun tefrika edilmek üzere olduğundan bahsediyor. Hatta Hikmet Feridun Es şaşırıyor diyor ki yani Kadınlar Kulübü üzerine bir siyasi mizah dergisinde bir oyun mu yayınlanacak? Yani bu sizi topa tutmalarına sebep olur filan diyor. Top tutsunlar diyor. Yani ben de varım oyunda. Oyunun içine kendimi de kattım. Dolayısıyla tarafsızlığımdan artık kimse şüphe edemez diyor. Ve işte bu aynı mevsimde 7 tane oyununun sahnelerde olmasıyla ilgili bir soru sorduğunda pek çok türde yazdım ama tiyatro kadar hayatımı dolduran, hayran olduğum ve yazmaktan keyif aldığım başka bir tür olmadı. Bundan sonra lütfen beni tiyatrocu Nezihe Muhittin diye anınız diyor. Hatta bir delilik olarak kendi tiyatrosunu kurma fikrinden filan söz ediyor. Bu böyle bir delice bir fikir de olsa yazma edimi açısından
hiç vazgeçmeden bundan sonra sadece tiyatro oyunu yazmak istediğinden, bunun için büyük bir iştiyak duyduğundan söz ediyor. İşte o oyunda Kadınlar Kulübü oyunu. Bu aynı şeyle, aynı görselle 6 sayı boyunca 45 ve 50. sayılar arasında yayınlanacak bir oyun. Yani ben oyunu okuduğum zaman biraz üzüldüm. Çünkü Kadınlar Kulübü'nün kendisini feshetme süreci ve sonrasına dair bir oyun. Evet, bir reise olarak kendisini de oyunun içine katmış. Ama ben kurdum Kadınlar Kulübü'nü. Benden iyi bilen olamaz diyerek aslında biraz da böyle kendi sınırlarını çizdiği, kendi tekelini aldığı bir konuyu ve Kadınlar Birliği'nin bütün sağladığı kazanımları da biraz yok sayarak çok şiddetle hicvettiği bir oyun bu. Nasıl bir oyun? Kadınlar Kulübü'nün bir kongresi arifesinde, işte Gülhane Parkı'nda bir kongre düzenleyecekler. Ondan önce de kendi aralarında bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda yani kulübün üyelerine baktığımızda işte bir üfürükçü de var, Şişlili bir sosyetik kadın da var, işte bir pehlivanın karısı ve kayınvalidesi de var, ama işte böyle bir Habeşistan imparatoriçesi gibi oraya kim olduğu bilmeden gelinen bir kadın da var. Türk Kadınlar Birliği'nin gerçekten üyesi olan bir Kenan Bey vardı, onun iz düşümü olan bir Numan Bey var. Ve en başta kulüp bize herhangi bir ülkü birliği olmayan, herhangi bir hedef birliği olmayan, kendi içinde sürekli çekişmeli, sürekli tartışmalı. Bu tartışmalar da öyle herhangi bir Kadınlar Birliği'nin programı ile ilgili değil, son derece bireysel ve son derece ufak konular etrafında gelişen, yani beyhude yere gelişen tartışmalar olarak gözüküyor. Gülhane Parkı'nda bir kongre düzenlenecek ve bunun çok büyük bir reklamı yapılıyor. Hatta işte güvenlik önlemlerinin alınması için Kadınlar Kulübü'nün düşmanlarına karşı kulübün mitinginde korunabilmesi için yüzlerce polis görevlendiriliyor. Fakat asıl listeye baktığımız zaman 41,5 üyesi olduğunu görüyoruz. O buçuk üyede işte 14 yaşında bir üyelerden birinin kızını kaydetmişler. Üye çok gözüksün diye. Kaç üyeniz var diye sorduklarında da 45,5 diyorlar. Yani aslında burada şey var. Kulübün kendisini olduğundan daha büyük gören, daha büyük göstermeye çalışan, aslında kendi yaptıkları ya da işte vaat ettikleriyle çok uzak düşen bir gerçekliğe sahip olan, sanki neredeyse fazla büyütülmüş bir birlik olarak yansıtıldığını görüyoruz oyunda. Mesela Nezihe Muhittin tiyatroda tuluatın ve geleneksel sanatların tonlarının önemli olduğunu söylüyor. Ona benzer bir şey var. Ayten ve Rukiye diye iki tane karakter var. Ayten bir tam modern kadın parodisi olarak oyunda yer alıyor. Yani işte Şişlili zaten. İşte Şişlili hanımlarla konken partilerinde, dans partilerinde, içkili eğlencelerde, güzelliği, estetiği için ortalığa paralar saçmaktan hiç çekinmeyen, yani sefahatten, lüksten ve israftan hiç kaçınmayan bir kadın. Fransızca konuşan, herkesi doğru konuşmaya, nazik davranmaya, elegant olmaya çağıran bir kadın. Onun karşısında da Rukiye var. Paldır küldür konuşan, her şeyi dağıtan, küfür eden, bağıran, çağıran, ayılan, bayılan bir kadın. Böyle bir çeşit Karagöz Hacivat dengesi kuruyor onların arasında. Ve onların çekişmesi oyunu bayağı taşıyan bir çekişme. Oyunun çoğunu işgal ediyor. Dolayısıyla bir şeyi görüyoruz. Yani uzlaşmaz, aynı dili konuşmaz, aynı gayelere sahip olmayan insanların neredeyse zoraki bir aradalığını görüyoruz kulübün çatısının altında. Buna karşı erkek üye, mesela işte o oyundaki Numan Bey, Türk Kadınlar Birliği'nde aynı zamanda işte Kenan Bey'e denk geliyor. Türk Kadınlar Birliği seçimlere girmek istediğinde 1927'den sonra, aday gösterdiğinde ve bu mümkün olmadığında, en azından kadın haklarını savunan bir erkek adayı biz aday gösterelim diyorlar ve Kenan Bey'i aday gösteriyorlar. Tabii Kenan Bey çok yoğun eleştiriler alıyor, çok aşağılanıyor, çok tahkir ediliyor. Kulübün birliğinden de istifa ediyor, milletvekili adaylığından da çekiliyor filan. Mesela onun da parodisi var oyunun içinde. Nasıl bir parodi bu? Hatta Reise Hanım şey diyecek, yani işine geldiği zaman, kadın işine geldiği zaman erkek gibi davrandığını söyleyecek onun. Korkak, pısırık, kılıbık,
bir olay çıktığı zaman reisenin eteğinin altına saklanan, dolayısıyla orada sadece göstermelik olarak bulunan, böyle bir parodik figüre dönüşüyor. Zaten oyunun içinde reisenin kendisi dahil hiçbir karakter metnin aklını oluşturan, metnin merkezini oluşturan, hani metni ve söylemi, meseleleri doğruya çeken bir karakter değil. Hepsi kötü parodiler, hepsi son derece gülünç öğeler ve en büyük hayalleri seçim. Seçimde bir mebusluk alabilmek. Neredeyse sadece bunda ortaklaşıyorlar. Ve hayallerini süslüyor hepsinin. Burada bir şey, beni üzdü dediğim şeylerden bir tanesi şu. 1925'ten sonra Kadınlar Birliği, kadınların seçme ve seçilme hakkıyla ilgili taleplerini sürekli tekrar ettikçe, işte Cumhuriyet Kadını mebusluk istiyor gibi yazılarıyla Nezihe Muhittin, aynı zamanda birliğin faaliyetleriyle bunu sık sık dile getirdi. Mesela 1925'te İstanbul mebusluğunda bir kişilik yer açıldığı zaman birlik Halide Edip'i ve Nezihe Muhittin'i aday gösteriyorlar. İkisine de ikişer tane oy çıkıyor hatta. Halide Edip, ben birliğin üyesi değilim. Böyle bir şeyi niye yaptılar bilmiyorum. Eğer bir gün Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı verilirse kadınlara, ben asla milletvekili adayı olmayacağım diyor. Sanırım o sırada bunu kendisi için istiyor gibi gözükmemek adına böyle bir şeyi yapıyor. Çünkü 50'de milletvekili olacak zaten Demokrat Parti'den. Ama Nezihe Muhittin ve Halide Edip ikişer oy alıyorlar. Şimdi bu tür taleplerin arttığı ve Türk Kadınlar Birliği'nin her alanda, mesela camilerde kadınların toplanması ve Türk Kadınlar Birliği'nden kadınların onlarla sohbetler gerçekleştirmesinden tutun da yetimhaneler kurulmasına kadar, işte bir kez kızların yurtlarda barındırılması ve eğitim alma koşullarının sağlanmasına kadar, fuhşun önlenmesinden alkolle mücadeleye kadar ve aynı zamanda siyasi haklara kadar birçok talebi ortaya koyan, bunları ısrarla üreten ve aynı zamanda bir yani kamuoyu yaratan, bir baskı aracı haline gelen birliğin idealleri o dönemin eril figürleri tarafından, bunlar gazeteciler de oluyor, siyasetçiler de oluyor, çok küçümsenerek alay malzemesi haline getiriyor. Mesela şey var, Cumhuriyet Gazetesi'nin biraz da şaka diye bir karikatür bölümü var. Ve orada hep şeyden söz ediyorlar, işte kadınlar meclise girecekmiş. Efendim kumaş çeşitleri, işte saç modası, şapkaların tüylerinin nasıl olması gerektiği üzerine filan. Ya da kadınların kamusal alana çıkarken hangi renk kumaşlardan hangi kesimli kıyafetler giymesi gerektiğine dair önergeler sunan filan. Mebuslar olarak tanımlanıyor. Yani onların yapabileceği tek tartışma moda haftası, işte moda dergileri, kumaşlar, renklermiş gibi gösterilirken bu oyunda da aynı şekilde bir tartışmanın yürütülüyor olması o dilin tekrarı gibi geliyor. Yani Nezihe Muhittin'in kendi kurduğu bir birlikten ihraç edilmesi, sonraki süreçler ve özellikle seçilme hakkı elde edildikten sonra birliğin kendisini hedefimiz gerçekleşmiştir diye feshetmesi, belli ki Nezihe Muhittin'de bir öfke ve kırgınlık ortaya çıkartmış. Kendi kurduğu birliğe dair de kendisini yüksek bir tonda ve yüksek bir hicivle söz söyleme hakkına sahip de bulmuş. Tamamen o dönemde Kadınlar Birliği'nin faaliyetlerine ve kadınlara siyasal alanda yer açma, mesleki alanda yer açma, yani kadınların avukatlık yapması, hakimlik yapması, doktorluk yapabilmesi için verdikleri mücadeleler, ürettikleri politikalar, söylemler, bunların hepsi yok sayılarak oyunun içinde sadece kadınları kendileri için, yani mesela yurt dışındaki toplantılara katılmayı, tamamen yurt dışına giderken ve dönerken garda nasıl bir coşkuyla karşılanacakları, onlara nasıl nutuklar atacakları, nasıl pozlar verecekleri üzerinden düşünen kadınlar olarak anlatılıyor. İşte mangal yapan damadına nutuk yazdıran kadınlar, nutuklarını atarken heyecandan bayılan diğer kadınlar, tek derdimiz erkeksiz bir dünya, işte bir tek anne olmak için ihtiyacımız var, onu da işte tıp ilerler çalışıyoruz ya, yani onlara da gerek kalmayacak seviyesinde kadın erkek ilişkilerini tartışan kadınlarla aslında birliğin bütün kazanımlarını tüketen, ki nitekim
Zaten mebus listeleri açıklandığı zaman aslında biliyoruz 16 kadın milletvekili olarak meclise giriyor. Kadınlar Birliği'nden tek bir kadın, o demin bahsettiğim eli maşalı mahalleli bir kadın olarak çizilen Rukiye sadece mebus listesinde yer alıyor. Tek erkek üye olan Numan'la evlenip hayat boyu mutlu yaşıyorlar zaten ve kendisini feshediyor. Tabii oyunun içinde Reise Hanım'ın pozisyonu ne? Reise Hanım'sa bunların hiçbirini engel olamayan, bunların hiçbiriyle tartışmayan, bütün bu olayların hiçbir üzerinde hükmü olmayan, o da hatta bu heyecanlara kapılan, ayılan, bayılan, bir pozisyonu olan ama iktidarı olmayan, dolayısıyla içinde bulunduğu rüzgara kapılmış pasif bir figür olarak çiziliyor. Dolayısıyla aslında tam da bu Karikatür Dergisi'nde yayınlanan ve işte kahkahalı büyük komedi olarak anlatılan oyun bir anlamda Kadınlar Birliği'nin, öncelikle tabii ki Kadınlar Halk Fırkası'nın, daha sonra Kadınlar Birliği'nin kendi tarihini ortadan kaldıran ve resmi tarihi alternatif bir tarih yazma imkanını da en azından kendi kurmaca metinleri içinde silen, sanırım kendi deneyimini, kendi öfkesini, kendi kırgınlıklarını daha merkeze alan bir tarih yazımını tercih ediyor. Dolayısıyla Muhit'te, içinde bulunduğu platformda ve tam da o resmi modern toplumun resmi tarihinin yazıldığı bir süreçte onu çok yapı söküme uğratan, geçersizleştiren bir dil üretirken burada sanırım o Türk Kadınlar Birliği deneyimi, daha sonra kendisinin kişisel tarihindeki karşılaştıkları, kendi deneyimini de daha çarpık bir hafızanın içinden görmesine ve aslında tam da Kadınlar Birliği'nin resmi tarihin görmek istediği bir bakışla anlatmasına sebep oluyor gibi geliyor bana. Elimizdeki 4 oyunu, belki başka kaynaklarda, belki başka arşivlerde diğer oyunlarına da rastlayabiliriz ama elimizdeki 4 oyunu Nezihe Muhittin'in en azından bütün eserleri içine girmesi gereken, o külliyatın içinde görünmesi gereken, sadece estetik anlamda değil, yayınlandığı mecra, yayınlandığı dönem ve o dönemin diliyle kurduğu ilişki açısından önemli veriler sunuyor gibi geldi bana. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Ben burada son verebilirim sözlerime. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Soru cevap kısmına geçeceğiz. Sorusu olan varsa hemen mikrofon isteyebilir el kaldırarak. Buyurun. Önce adınızı soyadınızı söylerseniz mikrofona kayıt için. Şendir hocamız. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Esra hocama. Ben Nezihe Muhittin'in üzerine böyle bir küçük bir çalışma yaptığımda, bu oyunda, en son anlatılan oyunda bütün öfkesini kustuğunu, tam belki tırnak içinde yaptığı her şey arkasından öyle bir bozuluyor ki, ben yaptım, ben bozarım. Hakikaten tam olarak ben bu oyunu bu şekilde okumamıştım. Burada çok net, tertemiz bir şekilde, hani kendimiz kurduğumuz bir evcilik vardı küçükken. O evciliği birileri bozmaya kalktığında şöyle eliyle dağıtır. Kız çocukları bunu çok iyi bilir aslında. Nezihe Muhittin o evciliği bozanların öyle bozulmaz deyip bence böyle bozulur veriyor. O Türk Kadını 1931 bir, kitabında aslında gizlediği her şeyi orada gizliyor. Gizli gizli ufak ufak anlatıyor. Burada o kitabın çok üstüne bambaşka bir kitap belki orada yazamadıklarını yazmış diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Tabii o şeyde Türk Kadını'nda, yani onun dışındaki demeçlerinde de Nezihe Muhittin her zaman aslında belki de mecbur olduğu için, belki de kendine bir alan açmak ya da sahip olduğu alanı korumak için
resmi ideolojiyle, Atatürk'le ilişkisini hep çok böyle yakın bir yerde tutmaya gayret ediyor. Yani Türk kadınının da başında zaten İtaf, Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'ne diyedir. Evet, İsmet Paşa'ya. İsmet Paşa'yadır. Dolayısıyla evet. Ve şeyin de çok o dönemin kadın politikalarının diline de uygun bir yerde konuşur bazen. Mesela İslam kadını sözünü pek kullanmaz, hep Cumhuriyet kadını der ya da Meşrutiyet kadını der. Ya da kadınların kazanımlarını aslında hep böyle Cumhuriyet'le beraber kendilerine sağlanan alan, imkan, fırsat olarak görür. Bağımsız milletvekili adayı olduğunda bile bunu Atatürk'ün bağımsız milletvekillerini teşvikine dayandırarak yapar falan. Dolayısıyla sanki orayla olan hesaplaşması değil de birliğin kendisiyle olan hesaplaşması o dönemde çok daha ağır basıyor. Diğer taraftaki dili hiç değişmezken birlikle ilgili tutumu, dili, yani sanki bütün başına gelenleri o sırada iktidarla beraber yürütülmüş bir soruşturmanın sonucu gibi değil de sanki birliğin kendi içinde bağımsız olarak gelişmiş bir irade, bir aksiyonmuş gibi algıladığını düşünüyorum. O yüzden de burada hiç birliğin dışındaki ortama, yani sanki birlik hangi zamanda vardı, nasıl bir tarihsellik içinde var oldu, neler yaptı, neden kapandı, bunları böyle çok böyle havada bir yerde tartışıyor ve çok kendi içine kapalı tartışıyor. O yüzden dediğinize katılıyorum ben de. Kendi bireysel hikayesi Kadınlar Birliği'nin tarihinin yazımına çok fazla müdahale ediyor. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eminize sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Yok sanırım. Esra Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağ olun. Sağlık. Akbank Sanat'a da çok teşekkür ediyoruz bize ev sahipliği için. Bizim düzenli olarak tiyatromuza tarih konuşmalarımız devam edecek. Bundan sonraki programlarımız, tarihlerimiz için web sitemizi veya Akbank Sanat'ı ziyaret edebilirsiniz. Bugün sizi dinledikten sonra da aslında bu bizim vakıf olarak da yaptığımız sözlü tarih çalışmaları var. İşte ustalar ustalarını anlatıyor gibi farklı farklı çalışmalarımız var. Bunların hepsi aslında resmi tarihe bir alternatif olarak resmi tarihin göz ardı ettiği, içine kasten dahil etmediği çoğu zaman araştırmaları daha ön plana çıkartmak için yapıyor. Bence bugün de sunumumuzun katkısı bu açıdan çok büyüktü. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın. İyi akşamlar.